Galatasaray yönetimine Şampiyonlar Ligi'nden çekilin çağrısı. UEFA'nın prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih Galatasaray maçı futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Portekizli hakem Antonio Nobre'nin yönettiği bu önemli karşılaşma çeşitli tartışmalı kararlarıyla gündeme geldi. UEFA Antonio Nobre'ye dair aldığı kararı resmi bir açıklama ile duyurdu. Açıklamada Nobre'nin maç sırasında aldığı kararların ve yönetim tarzının turnuvanın standartlarına uygun olmadığı vurgulandı. Kararın detayları ve hakemin geleceği ile ilgili soru işaretleri futbol dünyasında tartışılmaya devam ediyor. UEFA hakem Antonio Nobre'yi turnuvadan bir yıllığına men etti. Galatasaray Genel Kurulu Üyesi Ankaralı iş insanı Adnan Yılmaz, Sarı Kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek ve yönetim kuruluna Şampiyonlar Ligi'nden çekilin çağrısı yaptı. Galatasaray Genel Kurulu Üyesi Adnan Yılmaz, Bayern Münih ile Almanya'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray'ın galibiyeti kesin olarak elinden alınmıştır. Bunun sorumlusu hakem ve bu hakeme maç veren UEFA yönetimidir. Faturayı da ödemesi gereken UEFA'dır. Mağdur olan Galatasaray değildir. Goller incelenip ona göre sonuç açıklanmalı. Bu maçın sonucu goller incelendiğinde Galatasaray'ın ofsayt olan golü geçerlilik kazanmalı ve Bayern Münih tarafından ofsayttan atılan gol iptal edilmeli. Maç sonucu Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile bittiği açıktır. UEFA şerefini kurtarmayacaksa Şampiyonlar Ligi'nden çekilerek UEFA'ya gerektiği ahlak dersi verilmelidir. Galatasaray adı çok büyüktür. Eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden çekilirse UEFA hatasını düzeltecektir. Hakeme ceza vermek Galatasaray'ın mağduriyetini ortadan kaldırmıyor. UEFA'nın görevi hakeme ceza değil adaleti sağlamaktır ifadelerini kullandı. Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı büyük bir mücadele ortaya koyan Galatasaray istatistiklerde devleri geride bıraktı. Sarı Kırmızılar o alanda Manchester City'den sonra ikinci sırada yer aldı. İşte detaylar. Avrupa kupalarında etkili bir performans sergileyen Sarı Kırmızılar istatistiklerde dikkat çekiyor. Alman devi Bayern Münih karşısında iki maçta da birçok fırsatı değerlendiremeyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nin toplamda en çok net pozisyon yakalayan 3. takımı oldu. Ancak bulduklarını sonuca yansıtamayan Sarı Kırmızılar bu alanda en kötü 2. takım olarak kayıtlara geçti. Sarı Kırmızılar Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City 24 ve Bayern Münih 18 ardından 16 kez de en çok şans yakalayan takım olarak kayıtlara geçti. Sabahta yer alan habere göre Cimbom kaçırdığı 11 gol pozisyonuyla bu alanda İngiliz ekibi Manchester City'nin 18 ardından en kötü ikinci ekibi oldu. Avrupa basını Galatasaray'ı manşete taşıdı. İki maçta da Bayern Münih'e karşı etkili bir futbol ortaya koyan Galatasaray'a Avrupa basını övgü dolu ifadeler kullandı. İşte dış basında Bayern Münih Galatasaray maçı ile ilgili söylenenler. Marka, Galatasaray çok cesur bir oyun sergiledi. Eurosport France, Galatasaray maç boyu harika bir performans ortaya koydu. ESPN, Davinson'ın Galatasaray ile oynadığı iyi maç son 10 dakikada bozuldu. RTL News Holland, Bayern Türk takımıyla büyük zorluk yaşadı. La Nouvelle Republique France, Bayern Münih Galatasaray kalesi önünde gerçekçilikten yoksundu. Bild, Galatasaray gerçekten iyi oynadı. Sport 1, cesur Türk takımı Bayern'e kafa tuttu. Welt, Galatasaray'dan Almanya'da istikrarlı bir oyun. Galatasaray'a şampiyonluk transferi. Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosuna yıldız bir futbolcu katmak istiyor. Sarı Kırmızılı takımın piyasa değeri 40 milyon euro olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katabileceği belirtildi. Sergio Oliveira'nın orta sahada zayıf kalması ve Tanguy Ndombele'nin bir türlü istenen düzeye gelememesi yönetimi bu bölge için transfer yapmaya itti. Bu konuda çarpıcı bir isim gündeme geldi. Bein Sports yorumcusu Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'den sonra Tottenham'dan bir transferin daha olabileceğini söyledi. Ünlü yorumcu bu isminle 26 yaşındaki orta sağ oyuncusu Rodrigo Bentancur olabileceğini açıkladı. Bentancur, Lucas Torreira'nın Uruguay milli takımından arkadaşı olduğu için iyi bir ikili olabilirler. Yıldız oyuncu hem merkez orta sahada hem de ön libero olarak oynayabiliyor. Rodrigo Bentancur'un geçtiğimiz sezonun ortalarında çapraz bağları kopmuştu. Tamamen iyileşen orta saha oyuncusu son iki maçta az da olsa görev aldı. 40 milyon euro piyasa değeri olan ve 2026 yılına kadar sözleşmesi olan orta saha oyuncusunun Süper Lig'e gelmesi kolay olmayabilir ancak futbolcu için yarım sezon kiralık formülü denenecek. Galatasaray'da dev transfer iddiası.
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek üzere şimdiden araştırmalarına başlayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızına göz dikti. Teknik direktör Okan Buruk geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir rapor hazırlarken, sarı kırmızılı idarecilerin ise bu rapor sonrası transfer için resmi görüşmelere başladığı aktarıldı. İşte o isim ve haberin detayları. Galatasaray'da transfer hazırlıkları resmen başladı. Öyle ki yönetim devre arasında yapacağı takviyeler için elini hızlandırmış durumda. Yoğun bir fikstürden geçen Aslan, takviye yapacağı mevkileri ise önceden belirlemişti. Hatta Okan Hoca konuyla ilgili bir rapor bile yönetime teslim etmişti. Sarı kırmızılı idarecilerin ise bu rapor sonrası transfer için resmi görüşmelere başladığı aktarıldı ve dev transfer iddiası gündeme düştü. Okan Buruk'un özellikle Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet takviyesi istediği öne sürüldü. Buruk'un Arjantinli golcüyü yedekleyecek daha iyi bir santrafor talebinin olduğu iddia edildi. Bu doğrultuda listesini şekillendiren yönetimin gündemine ise sürpriz bir futbolcu geldi. Galatasaray'ın Bundesliga takımlarından Hoffenheim'de forma giyen Mergin Berişe'yi gündemine aldığı iddia edildi. Sarı Kırmızıların Bayern Münih maçı öncesi 25 yaşındaki forvetin transferi için nabız yokladığı öne sürüldü. Galatasaray cephesinde fiziksel özellikleri Icardi'ye benzeyen Berisha'nın, Arjantinli golcünün iyi bir alternatifi olabileceği görüşü hakim. Galatasaray'da erken ayrılık. Abdülkerim Bardakçı için Avrupa yolu gözüktü. Galatasaray'daki başarılı performansıyla taliplerini artıran milli stoper Abdülkerim Bardakçı, İtalya'ya yelken açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar. 2022'nin yaz aylarında Konyaspor'dan 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'daki performansıyla büyük beğeni topladı. Özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken milli stoper Avrupa ekiplerini peşine taktı. İtalya basınında yer alan habere göre Serie A devi Milan, Abdülkerim Bardakçı için kolları sıvadı. Stopere ara transferde takviye yapmak isteyen İtalyan ekibi, bu transferi bir an önce bitirmek için girişimlerini hızlandırdı. Sarı Kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanan Milan, reddedilemeyecek bir teklifte bulunarak milli oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Abdülkerim Bardakçı bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 20 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 18'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1647 dakika sahada kalan 29 yaşındaki stoper 2 golle skora katkıda bulundu. 1.88'lik genç forvet evine dönüyor. Galatasaray'a sürpriz golcü. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanıyor. Icardi'nin alternatifi olarak alınan o oyuncu beklenen performansı karşılayamadı. Galatasaray yeni bir golcü transferi için adımlar atmaya başladı. Bu kapsamda Cimbom daha önce sarı kırmızılı formayı giymiş olan eski golcüsünü yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Transfer döneminde kadrosunu birçok yıldız futbolcuyla güçlendiren Galatasaray, forvet hattında yaşadığı performans sorunlarına çözüm bulma arayışını sürdürüyor.